bir kere olsun. Cumhurbaşkanımız, liderimiz, milletin adamı, sadece bu milletin adamı değil, aynı zamanda etrafımızdaki coğrafyanın ve dünya insanlığının umudu bu salona gelecek. Benim sizden bir evladınız olarak, bir kardeşiniz olarak, bir hemşehriniz olarak isteğim, dakikalarca susmayın. Sesiniz dakikalarca susmayın. Sesinizi herkes duysun. Dünyadaki zalimler duysun ki hüksünler, korksunlar. 21. yüzyılın başında başlayan bu büyük yürüyüşte her kongre, her seçim Türkiye'ye ve bu millete yapılanlara karşı bir meydan okuma olmuştur. Bu meydan okuma geçmiş dönemlerde bu ülkenin başına getirilmeye çalışanlara karşı bir meydan okumadır. Bu meydan okumanın dili demokrasidir. Bu meydan okumanın dili Anadolu'dur. Ve bu meydan okumanın dili güçsüzleri ezmeye çalışan zalim bir anlayışa karşı direniştir. Geçmiş 10 yıllarda hep birlikte şu sözü tekrarladık. Bize büyüklerimizden hep şu söz emanet edildi. Mahkûs talihimizi bir gün yeneceğiz dendi. Okullarda, üniversitelerde, camilerde hep ama hep bu konuşuldu. İşte bu kadrolar, yani bu salonu dolduran ve dışarıda binlerce insanın hınca hınç büyük bir inançla bir araya geldiği bu kadrolar, şu muazzam tabloyu oluşturan bu kadrolar, liderinizin de uzun yıllardır milletinin gönlünde yara açmış bu mahkûs talihi mağlup eden, bu mahkûs talihi yenen ve onu geçmişin karanlıklarına iten kadrolardır. AK Parti kadroları milletin tercümesidir. AK Parti kadroları tarihimizin tercümesidir. AK Parti kadroları merhametin tercümesidir. AK Parti kadroları yükselişin, geleceğin, zenginliğin ve ülkemizin yarına onurlu yürüyüşünün temsilcisidir. AK Parti kadroları dünya mazlumların tercümesidir. AK Parti kadroları Orta Doğu'da huzurun, barışın, kardeşliğin tercümesidir. AK Parti kadroları kendisine emanet edilen büyük bir misyonun tercümesidir. Bu misyon öyle küçük bir misyon değildir. Bugün Allah'a şükürler olsun ki 1001 başlı kartalı taşıyan bir misyondur. Bundan üksünmemektedir. Bundan ezilmemektedir. Bu misyonda Malazgirt vardır. Bu misyonda Çanakkale vardır. Bu misyonda şehrimizin emanetini taşıyan Yavuz'un, Kanuni'nin seferleri, Fatih'in fetihleri vardır bu misyonda. Milletçe birçok kez olağanüstü dönemlerden geçtik. Bu olağanüstü dönemlerde zayıftık. Bu olağanüstü dönemlerde güçsüzdük. Bu olağanüstü dönemlerde endişeliydik. Bu olağanüstü dönemlerde kararsızdık. Bu olağanüstü dönemlerde lidersizdik. Ve bu olağanüstü dönemlerde bizi hasta adam dediler. Bizi daha fazla hasta yapmaya çalıştılar. Mahkûs talihimize her birimizi, bu milletin evlatlarını yalvarır hale getirdiler. 20. yüzyılın başında tam 120 yıl önce, 130 yıl önce bu millete, bu ülkeye, bu topraklara hasta adam dediler. 20. yüzyılın sonunda yine bizi hasta adam yapmak istediler. Ekonomik krizlerle, yüksek faizlerle, siyasi kaoslarla ve terörle, Marmara depreminde karşı karşıya kaldığımız gibi takatsizliklerle
Bizi el pençe kendilerine mahkum etmek istediler. İşte bu kadrolar biraz önce söylediğim gibi bu makus talihi yenen kadrolar oldular. Hiçbir yerde aramayın. Bunu siz yendiniz. Liderimizle beraber yendiniz. Üzerinize geldiler. Dik durdunuz, eğilmediniz. Ve bunu siz yendiniz. Sandıkta yendiniz. Demokrasiyle yendiniz. Partiyi kapatmakla üzerinize geldiler. Yetmedi gezi olaylarla üzerinize geldiler. Yetmedi bir taraftan 17-25 Aralık kumpasıyla üzerinize geldiler. 6-7 Ekim olaylarıyla üzerinize geldiler. Bütün dünya bir araya geldi ve üzerinize geldiler. En son tanklarıyla, toplarıyla, tüfekleriyle, uçaklarıyla, F-16'larıyla üzerinize geldiler. Bir adım geri düşmediniz. Bir adım geri sendelemediniz. Ve AK Parti kadroları bu makus talihi kendisi yendi. AK Parti kadroları milletin dili oldu. Tercüme-i hali oldu. Şimdi hep birlikte bir olağanüstü dönemden daha geçiyoruz. Allah'ımıza hamdolsun. Ellerimizi açıp semaya, yüce Allah'a yalvarıyoruz. Bugün güçsüz değiliz. Allah'a hamdolsun bugün güçlüyüz. Bugün kararsız değiliz. Allah'a hamdolsun bugün kararlıyız. Bugün endişeli değiliz. Allah'ımıza şükürler olsun. Bugün ifade etmek istiyorum ki zayıf değiliz. Kuvvetli bir Türkiye'yiz. Kudretli bir Türkiye'yiz. Ve ayağa kalkan bir Türkiye'yiz. Bugün hep birlikte yine bir olağanüstü dönemden geçiyoruz. DAEŞ'ın, PKK'nın, FETÖ'nün ve bütün dünyanın bir araya gelip huzurumuzu ve birliğimizi alt üst etmek istediği bir olağanüstü dönemden geçiyoruz. Ve ey Trabzon, sana anlatmaya gerek yok Trabzon. Sana söz söylemeye gerek yok Trabzon. Sen hal dilini iyi bilirsin. Evet, o güçsüz olduğumuz olağanüstü dönemlerde lidersizdik. Allah'a hamdolsun ki bugün liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Liderimiz var ve onun izindeyiz. Trabzon, bu anlattıklarımı sadece dinlemiyorsunuz. Bu anlattıklarımı aynı zamanda yaşıyorsunuz. Aynı zamanda güçlü iradenizle, kararlı iradenizle beraber gerçekleştiriyorsunuz. 2019'a hep birlikte güçlü adımlarla birlikte yürüyoruz. Ve Allah'a şükür ki bu kadrolar, bu nesil artık geleceğe hasta adam bir Türkiye bırakmıyor. Gelecek nesillerimize zengin, onurlu ve güçlü bir miras bırakıyoruz. Ve gelecek nesillerimize hasta adam bir Türkiye değil, bugün olduğu gibi inşallah yarın da olacak, bütün dünyaya şifa olan bir Türkiye hazırlıyoruz. Evlatları olmaktan, milletvekilleri olmaktan onur duyduğum kıymetli hemşehrilerim, bilesiniz ki bu anlattıklarımın sahibi sizlersiniz ve yine bilesiniz ki bu anlattıklarımın sahibi, sadece mutlak sahibi Cenab-ı Allah'tır. Bu vesileyle bu muhteşem düğün gibi, bir bayram yeri gibi yarınlara, ülkemizin geleceğine hazırlanan bu güçlü kadrolarla bu salonda birlikte olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Allah'ımıza şükürler olsun. Bugüne kadar biz ve arkadaşlarımız verdiğiniz emaneti gücümüzün yettiği kadar yerine getirmeye çalıştık. Yüzünüzü yere baktırmadık. Bu vesileyle kongremizin ülkemize, milletimize, partimize ve bu güzel AK Parti ailesine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Biraz sonra Cumhurbaşkanımız, liderimiz, milletin adamı, sadece bu milletin adamı değil, aynı zamanda etrafımızdaki coğrafyanın ve dünya insanlığının umudu bu salona gelecek.
benim sizden bir evladınız olarak, bir kardeşiniz olarak, bir hemşehriniz olarak isteğim, dakikalarca susmayın. Sesiniz, dakikalarca susmayın. Sesinizi herkes duysun. Dünyadaki zalimler duysun ki hüksünler, korksunlar. Allah yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.